Sevgili tavşan halkı, pandemide koronavirüs mikrobundan sonra omikronla ilgili devletimizin açıklamış olduğu rakamlarda maalesef Türkiye'deki az sayıdaki omikronun 2 veya 3 tespiti de tavşana da yapıldı. Çok hızlı yayılan bir mikrop türü olduğu malumunuzdur. Üçüncü aşısını olanlarla ilgili bakanımız diyor ki, Sağlık Bakanımız, uyarıcı mahiyetinde dördüncü aşıları mutlaka alın. Üçü olmayanlar mutlak surette üçü olsun. Hijyen, maske ve mesafe kurallarına aynen devam edelim. Kalabalık ortamlarda bulunmayalım. Dolayısıyla tavşanı da huzurumuzu bozmayalım sağlık açısından. Bu konuda özellikle vatandaşımızdan hassasiyet beklediğimi de ifade etmek istiyorum. Yine diğer bir konu sevgili tavşan halkı. Geçen hafta itibariyle AK Parti Genel Merkezimizin Kızılcahamam'da 805 adet AK Partili belediye ile ilgili düzenlemiş olduğu bir kamp vardı, seminer vardı, panel vardı. Biz de buradan belediye başkanları kendi aramızda birleşmek suretiyle Ankara'da Kızılcahamam kampına katıldık. Birinci gün, yani çarşamba günü akşamüstü Binali Bey'in, ikinci günü değişik bakanlarımızın ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bize dönük hitapları vardı. Üçüncü cuma günü de, cumadan önceki saatlerde Süleyman Soylu Bakanımızın ve AK Parti Genel Merkezi ARGE bölümünün kendi içerisindeki bir programı vardı. Öğleden sonra da saat 3'te Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan Kütahya heyeti olarak almış olduğumuz randevu çerçevesinde Sayın Bakanımızla bir saati geçirme imkanımız oldu. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanımızla yapmış olduğumuz o görüşmede Kütahya bölgesindeki AK Partili tüm belediyelerin kazanımları oldu. Tavşanı Belediyesi'nin de kazanımları oldu. Yani ben bakanımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Halkımıza dönük, halkımızın hizmetlerine dönük vermiş olduğu katkılardan dolayı. Yani sıfır atık projesine desteği var. Dağçeşme'deki millet bahçesine desteği var. Lastikli eskavatör konusunda desteği var. Alım konusunda. Bir de nasip olsun inşallah. Bir otobüsle ilgili. Şu an için belki yeri değil ama ilk teminde, yani oluşacak olan otobüs konusunda da Tavşanı Belediyesi'ne bu konuda bir faydası olacak, yardım olacak Sayın Bakanımızın. Ben tavşan halkı adına bakanımıza teşekkürümü bir borç biliyorum. Belediyemizin yıl sonu gelmesi hasebiyle faaliyetleri kendi içerisinde değerlenip toparlanmaya başladı. En büyük yatırımlarımız nasip olsun inşallah Göbel'deki otel inşaatı ve bedesten inşaatı, Karakova'da başlanan ve devam eden yüzme havuzu konusu var. Müze hemen hemen bitme noktasına geldi. Çukurhan devam ediyor bu anlamda. Ve diğer yatırımlar da kendi işimizde, kendi imkanlarımızda inşallah belirli bir noktaya geldi, rayına oturdu. Şunu halkımızdan hassasiyetle rica ediyoruz. Bizler gece gündüz halkımızın hizmetindeyiz. Beynimiz sadece tavşan halkına hizmette neler yapabiliriz üzerine kurulu. İnanın bunun haricinde beynimizin herhangi bir meşguliyeti yok. Bedenimiz de beynimizin ortaya koyduğu hedeflere dönük olarak amel oluşturuyor. Yani Ankara gidilmesi gerekiyorsa Ankara gidiliyor. Bursa'ya karayoluna gidilmesi gerekiyorsa oraya gidiliyor. Hangi bakanlıkta, hangi genel müdürlükte toplantı varsa ya da belediyenin menfaati nerede varsa biz oralara koşturmaya çalışıyoruz. Bu manada da ekibimiz de bir bütünüz. Elhamdülillah herhangi bir sıkıntımız yok. Bu anlamda da gerek başkan yardımcılarımızın, gerek belediye personelimizin memurundan amirine, işçisine varıncaya kadar şu ana kadar sergilemiş olduğu tavırlardan dolayı, gayretten dolayı onlara bir teşekkür borcumuz var. Tavşan halkı adına onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah 2022'de ve 2023'te daha büyük hedeflerle, her ne kadar da bazı arkadaşların dediği gibi
bu ortamda mı diye bir soru soruluyor bazen. Evet, bu ortamda. Tavşan da ortaya koyduğu hedefleri gerçekleştirmede birebir Allah'ın inayetiyle, yardımıyla yolunda devam edecek. Bize bu manada hem maddi anlamda desteğinizi, manevi anlamda da dualarınızı eksik etmeyin diyoruz. Kafanızda bir soru işareti varsa telefonumuz belli, açın sorun. Talebiniz varsa mutlak surette iletin, telefon açmak suretiyle, telefon açmak suretiyle. Ve mutlak surette geri dönüşlerin olacağını bilin. Talebinizin bir şekilde, ama belki zamanda olmayabilir ama, yerine getirileceğini bilin. Biz 2022'nin askeri ücretten kaynaklanan farkları ile ilgili, memur maaş katsayısının farkı ile ilgili konularda, diğer personelin özlük haklarında ve ücretlerindeki yapılacak olan iyileştirmeler ilgili artışlarda her türlü denetimi şu an için belediye olarak almış vaziyetteyiz. İnşallah yatırımlara ket vurmadan, sekte vurmadan asgari ücretten kaynaklanan bu farkı da personelimize aynen daha fazlasıyla yansıtmaya devam edeceğiz. Ben şöyle anlatayım. Asgari ücretten yani kaynaklanan 4.253 lira gibi bir rakamı bizim toplasanız 10 tane adam alıyor şu anda. Alacak önümüzdeki dönemde. Ortalama fiyata baktığımız zaman 5.100 gibi bir rakam çıkıyor. Yani bunun içerisinde asgari ücret farkı, yakıt, ondan sonra çocuk, eş gibi bir takım sendikal hakları dahil olmak üzere. 5.100 ortalama hakikaten tavşan şartlarında belediyemizin geçmişten günümüze koymuş olduğu bir ortalama değerdir. İşçiye verilmiş olan değerdir. Arkadaşlara helal olsun diyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağ olun, var olun.